Evet abi. Evet Enes. Bu yılki konumuz... Hoş geldin Enes bu arada. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Eyvallah. Sen de hoş bulduk. Umarım... Hoş geldin, hoş bulduk mevzu da ayrı. Biliyorsun değil mi? Hoş buldum diyorlar. Böyle bir şey. Hoş buldum. Hani o alışılmış... Biraz şeye benziyor bunlar. Hani böyle bir kelimeye alışmış olmadan dolayı o kelimeyi kullanma, o cümleyi kullanma. Hani namahrem mevzunu örnek vermiştik ya, Galada evet. Meşhur. Hoş bulduk da biraz öyle. Şimdi hoş buldum deyince insanlar biraz benim tuhafıma gidiyor açıkçası. Evet. Değişik yani. Hoş buldum Enes. Evet abi. Ya Türklerde böyle bir şey var. Şimdiyle başlamak. Evetle başlamak. Bak aslında. Aslında. Hani... Ama bizim böyle bir şeyimiz oldu bu. Hani imzamız oldu sanki. Evet. Evet abi. Evet Enes. Değil mi? Başlangıçta. Bu videomuzda Yunan mitolojisini irdeleyeceğiz, dedik edeceğiz falan. Sen dedin ki ben bu kıta Yunanistan'a bir girdim abi, altını evet. Üstüne çıkaracağım. Yani, peki. Yani bunları zaten çok güzel sorularla yazdığı için. İlk sorumuz her zamanki gibi, Yunan mitolojisi nedir? Önce mitoloji nedir? Şeyde açıklamıştık hatırlarsan, bilim olarak nasıl bir bilim olduğu hakkında bilgi vermiştik ama ben normalde etimolojiye girerim, böyle kelime yapısına. Ona çok fazla detaylı girmedik. İstersen Yunan mitolojisinden önce mitolojiden bahsedelim. Mitos kelimesi ne anlama gelir? Logia biliyorsun zaten, hani bir bilim, bir şeyi düşünme, onun üzerine bir şeyler geliştirme demek ama mitos kelimesi ilginç bir kelime. Mitos kelimesi aslında yok demek, yalan demek yani. Doğru olmayan şey demek, uydurma demek. Duydun mu hiç? Mitomania diye bir hastalık vardır. Adam yalan söylemeyi alışkanlık haline getirdiyse ya da yalan söylemek artık onun yapısına oturduysa mitomanyak denilir o adama. Mitos orada yani yalan, olmayan, aslı olmayan manasına gelir. Ama tabii mitos, mitolojide bilim olarak 18. yüzyılda oturmaya başlamış ama mitos kelimesi de artık tanrılarla, İşte bu dünyada var olmayan manasını yavaş yavaş taşımış. Yani burada da bir anlam değişikliğinden bahsedebiliriz. Evet. Hani kaosla alakalı daha önce konuştuk mu bilmiyorum ama ya seninle birebir de konuştuk. Kaos nasıl anlamını değiştirmiş? Mitos da anlamını bu noktada bilim olduktan sonra değiştirmiş. Bugün de mit dediğinde efsaneler, özellikle tanrılarla alakalı, inançlarla alakalı efsaneler akla gelir. Bu etimolojik parantezi kapatalım istersen. Sonra sorulara geçelim. Yunan mitolojisi nedir? Yunan mitolojisi Yunan tanrılarının ve bu tanrılarla münasebeti olan kahramanların hikayelerinin anlatıldığı ve Yunanlıların inanç sisteminin temelini oluşturan yapıya verilen isimdir. Mitoloji, Yunan mitolojisi. Yunan mitolojisi tarihi köklerine bakarsan yazılı olarak diplere gittiğimizde 1500'lere kadar götürebiliriz o Linear A'dan, Linear B'den bulunan resimli eserlerden falan. Tanrıların hikayelerini kahramanlar çağı dediğimiz çağa kadar götürebiliriz ama aslına bakarsan daha öncesine gider tarihi. Nereye gider? 3500'lere, 3000'lere kadar gider. Abi neye dayanarak söylüyorsun bunu diyeceksin. Biliyorsun Indo-Germenlerin yani Hint-Avrupa kavimlerinin göçünden bahsettik. İşte özellikle sen de sordun işte Bulgaristan'dakilerle akrabalık var mı ya da bağlantıları nedir? Ta o köklere kadar giden, geçmişe giden bir Indo-Germen inancının payı vardır. Mesela isim olarak Zeus. Zeus nedir diye sorduğun zaman bugün bilim adamları bile, yani bu işi az çok bilen adamlar bile, çok bilenler demezler ama Zeus ismi doğu kültürlerinden gelmiş olan bir isimdir derler. Yani tam bir kelime manası yoktur derler. Oysa vardır. Indo-Germenlerin o 3000'lere verilen yıllardaki inançlarında Deus Patr diye bir tanrıları var. Deus Patr. Deus kelimesi gök manasına geliyor. Aslına bakarsan Hint inançlarında da Deus ya da Dionysus adında bir karakter var. Çok güçlü bir karakter değil. Ama gökle ilişkilendiriliyor, günle ilişkilendiriliyor. Hasılı oradaki Patr kelimesi de Father, bugünkü baba, gök baba. Peder. Pater. Şimdi Jüpiter değil mi? Roma'ya gittiği zaman Zeus'un adı Jüpiter oluyor. Doğru mu? Aynen. Nedir o Jüpiter? Yo, gün ya da gökyüzü. Diğeri de Peter de Pater, baba. Gökyüzünün babası, göğün babası. Zaten Zeus'a da bütün tanrıların babası diyorlar. Ha, o zaman mitolojiyi nereye dayandırıyorsun? Yunan mitolojisini Indo-Germen kavimlerin inançlarına dayandırıyorsun. Nerede? Bugünkü Moldova,
İşte yani Rusya steplerinin Skitya dediğimiz hani İskitlere ait olan bölge vardı ya, Karadeniz'in kuzeyi. O bölgedeki inançlar, işte bugün Litvanya inancında bile, bugünkü eski Litvanya, pagan Litvanya'daki pagan inançlarda bile o Deus Pater'in etkilerini görürsün. Pater daha doğrusu. Deus Pater değil, Pater tam adı. Zeus'un adı buradan gelir. Hasılı beslendiği yer Yunan mitolojisinin burasıdır. İkincisi, Yunanistan'ın yerleşimiyle alakalı söylediğimiz şey durmadan istila gördüğüydü hatırlıyorsan. Yani doğudan geliyorlar, alttan denizden geliyorlar, işte Mısır'dan geliyorlar. Her tarafın dini inançlarından etkilenmiş. Zaten hikayelerin içerisine baktığımızda bunu göreceğiz. Ama bütün daha sonra o kadar sağlam bir yapıya oturmuş ve o kadar güzel anlatılmış, o kadar bir hikayeleştirilmiş ki daha sonra bütün kültürlere yansımış. Sana çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Unutturma, bana hatırlat. Dede Korkut'a yansımış olan işte Deli Dumrul hikayesinin kaynağı Yunan mitolojisinden gelir. Allah. Biliyor muydun? Hayır. Çok kişi de bilmez. Evet. Şah Merdan vardır. Biliyorum. Biliyorsun, İran kültüründen gelir ve onun annesi Lamia'dır ve Lamia kendi çocuklarını yiyen bir kadındır ve yarısı yılan, işte gözleri alınmış ve Şah Merdan dediğimiz aslında Yunan mitolojisindeki Lamia karakterine dayanır. Gitsen Sümer'de de yakın karakterler bulursun, İştar'ı bulursun mesela, çift cinsiyetlidir Hitit'e geldiğinde ya da işte mesela gene Utnapishtim'e baktığında Sümer'den, Sümer'e geldiğimizde detaylarına inelim ama işte yılanın o gücünden, sonsuz yaşamından etkilenmiştir. Tabii. Bugün de o gördüğün sağlıkla alakalı meselelerde yılan olmasının en önemli sebebi yılanın deri değiştirmesi, hikayenin ta Sümer'e kadar gitmesi ve bu Şah Merdan gibi ölümsüz karakterlerle eşleştirilmesiyle bağlantısı vardır. Evet. Çok iyi. Daha neler neler göreceksin, şaşırtacağım bugün seni Enes. Abi peki ilk nerede karşımıza çıkıyor Yunan mitolojisi? Yani kanıt veya tarihsel delillerde ilk ne zaman ortaya çıktı? Kim dedi ki böyle bir şey var Yunan mitolojisi, yoksa bu sadece kültür olarak mı geldi? İlk ne zaman karşımıza çıktı? Aslında bundan bahsettik. Homeros. İlyada ve Odessa'da tanrıları görüyoruz. Homeros bize tanrıları anlatıyor. Ama Homeros mudur bizim bugünkü Yunan mitolojisinin temel kaynağı? Hesiodos var bir de. Aynı dönemde yaşamış. Evet. Hesiodos'un özellikle tanrılarla alakalı işler ve günleri de vardır ama Theologia adlı eseri, yani teoloji, tanrılı, tanrı bilim adlı eseri bize bugünkü Yunan mitolojisinin köklerini ya da nasıl oluştuğunu anlatmış. Ama sadece bu mu? Değil. Daha sonra Yunan kültürü içerisinde yazılan tiyatro eserlerinde değişik kaynaklarda tanrıların hikayelerinin anlatılmasıyla bugünkü son şeklini almıştır. Antik Yunan'daki tiyatrolarla, işte komedyalarla, dramlarla anlatılan mesela işte o Oedipus kompleksi denilen bir Freud'un bahsettiği biliyorsun o Oedipus'un hikayesi mitolojik bir hikayedir. Oradaki Sphinx mesela mitolojik bir karakterdir vesaire. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hesiodos'la, Homeros'la başlamış. Daha sonra Antik Yunan'ın büyük hikaye yazarları, tragedya yazarları, komedya yazarlarıyla şekillenmiş olan bir mitolojiden bahsediyoruz. Dolayısıyla karşımıza ilk defa yazılı kaynakları sunan Hesiodos'un ve Homeros'un eserleri ortaya çıktığında görüyoruz tanrıları. Evet. Peki şimdi Yunan mitolojisi dünyayı nasıl görüyor abi? Nasıl başladı yaratılış teorisi, nasıl ya da yaratılış anlayışı ve tanrıları neler? Yani mitolojinin kökü neye dayanıyor Yunan mitolojisi? Şimdi yaratılışla alakalı gene iki hikaye. Birisi Homeros'un ki Okyanus var, tanrı. Bir de Tethys var. Bunlar birleşiyorlar. Yani her şey sudan oluştu diyor Homeros. Ama bizim bugün Yunan mitolojisinin temeli kabul ettiğimiz Hesiodos'sa farklı bir şeyden bahsediyor. O da diyor ki, şimdi bunlar en eski olduğu için yaratılışla alakalı bunların eserlerini temel almışlar ve özellikle Hesiodos'un eserini temel almışlar ve hikayelerini daha sonra bunun üzerine kurgulamışlar. Abi onlar nereden yazdı bunu? Hikayelerden, kahramanlar çağı dediğimiz dönemden. Biz eserlerin üzerinde tanrıları görüyoruz ama hikayelerini tam olarak bilmiyoruz. Onlar anlattıktan sonra ise artık hikayeleşmiş şekilde görmeye başlıyoruz tanrıları. Evet. Yani bu kahramanlık çağı dediğimiz, o Akilius'un yaşadığı, yaşadığını düşündüğümüz, Agamemnon'un yaşadığını düşündüğümüz dönemler, işte Peleus'un yaşadığını düşündüğümüz dönemler. Dikkate alırsan o dönemin sanat eserleri üzerinde çeşitli şekillerde işlenmişler. Evet.
anlatılıyor, bir hikaye var ortada. Ama yazıya dökülmeden hikayenin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz, nasıl konuşulduğunu. Muhtemelen halk ozanları var. Gidiyorlar ve tanrılar hakkında hikayeler anlatıyorlar. Çünkü tapınaklar yapılmış değil mi? Tapınağı görünce diyorsun ki ya yapılmış bu. Yani burada bir tanrıya tapılmış. Ama nasıl ki bugün hani geçmişte kalan camiler restore ediliyor, sonradan şekilleniyor. Bazı şeyler o tapınaklara sonradan eklenmiş. O hikayeler o zamandan alınmış, yazılı olduğu dönemden sonraki hikayelerle daha da renklendirilmiş ve şekillendirilmiş. Mükemmelleştirilmiş aslında yani. Öyle diyebilirsin. Ya da bozulmuş. Onu bilemeyiz. Evet. Geçmişte nasıl olduğunu, geçmişteki hikayelerin daha mükemmel olabileceğini de düşünebiliriz ama şekillendiren antik Yunan'ın insanları oluyor. Bunu söyleyebiliriz. Tanrılara gelecek olursak ya da yaratılış hikayesi nasıl başlıyor? Az önce dediğim gibi kaos kelimesi tamamen anlamını değiştirmiş bir kelime. Kaos bize Hesiodos'un anlattığına göre ya da Hesiod'un anlattığına göre bir boşluk. Koca bir boşluk. Ve bu koca boşluktan Gaia ortaya çıkıyor. Gaia kim? Toprak anamız. Gaia ortaya çıkıyor ve sonra kendi kendine Uranüs'ü var ediyor. Yani kendinden çıkarıyor Uranüs'ü. Uranüs ne? Gökyüzü. Şimdi gökyüzü kaplamış. Düşün şimdi antik Yunan'da insan. Yer var, bir de gök var. Bunlar ikisi bir arada olduğu zaman her şey ikisinden çıkıyor. O zaman ilk tanrılar bunlar olmalı. Gaia ve Uranüs. Uranüs nasıl oluştu? İşte Gaia yani yerden oluşmuştur. Yer çünkü daha sağlam olduğuna göre herhalde temeli bu diye düşünüyor ve üretiyor şimdi kafa. Tamam mı tanrılarını? Ya da Sümer'deki inançlardan ya da Indo-Cermen kavimlerin inançlarından, Hint-Avrupa kavimlerinin inançlarından ya da Hint inançlarından beslenen bir yapısı var. Oradan gelen bir altyapı da var. Orada da gene inanç gereği Hint inançlarına gelince anlatayım. Malzememizi, topumuzu bitirmeyelim. Bir de zaten zaman az belirli dönemler için ama orada da işte gök tanrı var, yer tanrı var, iki kardeş var. İki kardeşten biri birini kurban ediyor falan. Detaylarına girmiyorum. Orada da yaratılış hikayelerinin benzerlikleri var burayla. O zaman diyoruz ki işte Uranüs'le Gaia birleştiler. Bu sefer onların çocukları oluşmaya başlıyor. Kimler? Titanlar hocam. Kimler? Devler. Kikloplar, tek gözlüler. Kimler? Hekatonkeri denilen 100 kollu, 50 başlı yaratıklar. Niye mesela 100 kol, 50 baş? Değil mi? Ha bu arada Erebus var, geceden şey yapan, karanlığı simgeleyen. Nyx var gece, işte onların çocukları var, işte Nyx Sol oyun, var. Benim oyunda da var mesela. Nyx var değil mi? Aslında onları geçiyorum. Bunlar primordial denilen, yani ilk tanrılar. Primordialler. Bu tanrılar oluşuyor Uranüs'le ama asıl hikayemiz Uranüs'le Gaia arasında geçiyor. Öbür detayları daha sonraki hikayelerde yeri gelirse Nyx'e değiniriz. Hani güneş tanrısına, ay tanrıçasına, Selene'ye değiniriz. Selamene diye bir tanrı var mı? Selamene. Hatırlayamadım. Aslında Süleyman'a benzetiyordum ben onu da. Selamene. Ay tanrıçası. Selena var. Biraz benziyor belki oradan öyle uydurmuş olabilirler. Olabilir Selamene. Selam belki bir söyleniş şeklidir bilemiyorsun. Yani o kadar çok kelime şeyleri oynuyor ki. Ben şimdi tanrı isimlerini söyleyeceğim mesela. Bazı arkadaşlar diyecek ki Türkçe'de öyle denmiyor falan. Bilmiyorum ki ben Türkçesini okumamışımdır. Onu İngilizce bir kaynakta okumuşumdur. Hikayede oradan kalmıştır aklımda ama ya şey yaptığım kadarıyla, Türkçeleştirmeye çalıştığım kadarıyla ya da Türkçesini bildiğim kadarıyla onları da söyleyeceğim. Hasılı hikayemize geri dönelim. Gaia ile Uranüs birleşiyorlar. Uranüs'ün çocukları oluyor. Uranüs bakıyor çocukları çok çirkin. İşte Kiklopslar olsun, Hekatonkerizler olsun, işte şeyler Titanlar olsun. Bunları toprağa gömüyor. Yer altına, Tartarus'a. Tartarus da aslında bir yer olarak bilinir ama Tartarus bir tanrıdır. Gene primordial tanrılardan biridir. Ve o da kendisine yer yapmıştır. Onun kendisine kazmış olduğu çukura verilen isimdir Tartarus. Yani Tartarus Tanrı'nın ismidir ama çukura da Tartarus demişler, yeraltı. Tartarus'a bunları gömüyor. Ama bunlar o kadar hareketli ki Gaia da çok kızıyor Uranüs'e ve acı çekmeye başlıyor. Bunun üzerine bununla ilgili plan kuruyor ve diyor ki en genç olan Titan Kronos'a diyor ki onu tahtından etmelisin. Eline elmastan bir tırpan veriyor. Bu işte God of War oyunu var Kronos. Evet. Onun hikayesini anlatıyor. Öyle mi? Zeus'u öldürmeye gidiyor. Zeus'u öldürmeye gidiyorsa yanlış. İşte, evet. İşte o zaman hikaye farklı. Aynen. Çünkü Kronos'un da başına aynı şeyler gelecek. Kronos'a tırpanı veriyor ve daimon yani elmastan bir tırpan veriyor. Elmasın en sert madde olduğunu demek ki o zamanki insanlar biliyorlar. Evet, çok ilginç değil mi? Değişti o. Ya da yolda değişti dediğin gibi doğru. Gidiyor tırpanla babasının cinsel organını kesiyor. Ve onu tahtından ediyor Kronos. Cinsel organı suya düşüyor.
Ondan da Afrodit, onun köpüklerinden, onun menisinin köpüklerinden, okyanusa dökülen menisinin köpüklerinden de Afrodit doğuyor. Hatta çok güzel bir eser vardır Afrodit'in doğuşu diye. Arkadaşlar onu da ya da şöyle son zamanlar Umut bir şeyleri sağa sola koyuyor, onu da koysun Afrodit'in doğuşunu. Botticelli'ydi yanılmıyorsam. Botticelli'nin eseri olması lazım. Afrodit'in doğuşu çok güzel bir eserdir. Onu koysun buraya. Çok meşhurdur yani. İnsanlar görünce bilirler. Afrodit doğuyor. Bu arada Eros var. Eros'la alakalı iki farklı hikaye var. Eros ilk baştaki primordial tanrılardan, ilk tanrılardan birisidir deniliyor. Çünkü aşk olması için Uranüs'le Gaia'nın arasında Eros'un olması lazım. Evet. Ya da Ares'le Afrodit'in çocuğudur diyorlar ki o hikayede sonra olacak. Ne oldu? Çocuklar gömüldü. Gaia işte Kronos'la isyanı başlattı ve Kronos tahta geçiyor artık. Ve kardeşi Rhea ile evleniyor. Tanrıça Rhea ile. Bu arada bak iki kardeş. İlk önce bir şey meselesi var, sonra iki kardeşin evlenmesi var. Aynı şeyi Zeus'la Hera'nın arasında da görüyoruz. Zeus'la Hera kardeştir. Kardeşi Rhea ile evleniyor ve çocukları olmaya başlıyor bunların da. Şimdi Kronos'a ama Kronos bu arada kronometre deriz ya. Kronos zaman demektir Yunanca'da. Kronometre zamanı ölçen şeydir. Krono kelimesi oradan gelir. Zaman her şey metaforik aslında bakarsan evet. Enes. Bizim Kronos Uranüs'ü tahtından ettikten sonra Uranüs ona diyor ki sen bana bunu yaptın çocuğum olarak. Beni tahtından ettin muhakkak ki seni de aynı kader bulacak diyor. Seni de diyor çocuğun tahtından edecek. Bir kehanette bulunuyor. Kronos tabii çok korkuyor bundan. Ve doğan her çocuğunu yutmaya başlıyor. Yutuyor tablo hepsini. Var, nasıl? Tablo. Ne demek tablo? Child. Devouring his child. Yeah. Ha evet. O kimin eseriydi? Dur ya. Evet çok meşhurdur böyle ısırırken tam çocuğunu. Kimin eseri olduğunu hakikaten hafızam niye böyle zayıfladı ya? Çok iyi bildiğim bir şeydi o. Kronos'un çocuklarını yemesi. Evet, Devouring Your Child. Ve korku filmlerinin falan da unsurlarından bir tanesi oluyor. Aynen. Genelde kullanılır böyle. Baksınlar arkadaşlar dikkat etsinler. O tablo arka fonda kullanılır yani. Evet. Çocuklarını yiyor. İşte Hades doğuyor. Hades'i yiyor. Poseidon doğuyor. Poseidon'u yiyor. Hera'yı yiyor. Demeter'i yiyor. Hestia yiyor. En son 6. çocuk Zeus. Zeus doğduğu zaman annesi kandırıyor Kronos'u. Ona bir taşı sarıyor şeye. Kundağa ve kundağa veriyor. Ve alıyor bunu yutuyor. Kronos tekrar. Zeus kurtuluyor. Zeus'u götürüyor. Bugünkü Girit Adası'nın olduğu yerde İda Dağı'nda saklıyor. Orada orman perileri onu besliyorlar. İşte bir kutsal bir kartal buna bilgelik öğretiyor falan. Zeus büyüyor. Zeus büyüdükten sonra güçleniyor ve Okyanus'tan yardım istiyor. Buna Okyanus diyen de var, Tetis diyen de var. Buna bir karışım veriyor. Babasına içirmesi için. Kılık değiştiriyor Zeus. Geliyor babasının karşısına ve onu diyor ki bu çok özel bir nektar. Tanrıların içtiği şeydir. Nektar ve ambrosya. Duymuşsundur ambrosya evet, ismini duydum. De. O da kutsal içecektir yani. Tanrıları ölümsüz kılan içecektir. Diyor bunu iç diyor. Şimdi Kronos kim? Bir titan. Titan da tanrıdır aslında. Yani ilk tanrılardan sonra titanlar gelir. Titanlardan sonra da Olimpos tanrıları gelir. Evet. Kronos içiyor. İçtiği zaman midesi bulanmaya başlıyor ve kusuyor. Kusunca bütün kardeşlerini kusuyor yani işte çocuklar. Zeus'un 5 çocuğunu kusuyor. 5 kardeşini kusuyor Kronos. Zeus bunlarla beraber oluyor ve Kronos'u tahtından etmeye çalışıyor. Ama Kronos meydanı bırakmıyor tabii ki. Savaşmaya başlıyorlar. Buna Titanomachia denilir. Titanomachia. Titanların savaşı. Titanların savaşı. Film de var tane. Titanların savaşı diye mi? Abi bu arada orada Medusa var mı? Medusa titanlarla alakalı değildir. Çok sonradır Medusa'nın hikayesi. Olimpos tanrılarıyla alakalıdır Medusa. Ne oluyor şimdi? Titanlarla savaş başlıyor. Titanların başında kim var? Kronos. Komutan kim? Atlas. Atlas dünyayı şeyde tutan. O da bak dünyayı tutmaz aslında. Gökyüzünü tutar. Ama hep öyle derler. Dünyayı Uranüs tutuyor falan diye. Tabii canım o zaman dünya yuvarlak bir küre gibi bilmiyorlar ki. Atlas dünyayı kaldırmıyor. Sadece gökyüzünü Uranüs'ü tutuyor. Onun da sebebini anlatacağım. Kafama takılan bir şeydir bu. Bunu bir yerde görmedim ama kendi fikir yürütmemle tespit ettiğim bir şey var orada da. Ama hikayesini anlatacağım o kendisinin gökyüzünü taşıması hikayesini. Savaş başlıyor. Savaş başlıyor fakat Titanlar çok güçlü. Zeus da bunu görüyor. Hemen annesi Rhea'dan yardım istiyor. Diyor ne yapabilirim? Titanları nasıl yenebilirim? Çünkü Gaia memnun değil. Gaia Titanların kendi çocuklarının tarafını tutuyor. Rhea Olimpos'a yerleştikleri için. Olimpos yani şu an bildiğimiz Yunanistan'daki en yüksek dağdır.
2180 metre miydi, öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam da düzeltsinler, o kadar artık o kadar da kalmıyor bazen aklımda. Olimpos'a merkezlerini kuruyorlar ve orada savaştıkları için Olimpos tanrılarının yanında Rhea'da. Diyor ki biz bu savaşı kaybedeceğiz, bana yardım et. Onun üzerine Rhea ona Kronos'un kardeşleri vardı ya, Kikloplar, Hekaton Kariler, efendim beğenmediği. O aslında Uranüs'ün beğenmediğiydi ama bu arada Kronos da onları hapsediyor, yani onların çıkmasına müsaade etmiyor. O sadece Titanlarla devam ediyor. Ha bu arada şunu da anlatalım. Kronos dönemi tanrılar açısından böyle dalgalı bir dönem olsa da insanlar açısından çok iyidir. Altın çağıdır. O dönemde altın çağ insanları var. İnsanların yaratılışına geldiğimizde o konuya da değinelim. İnsanlar dört türde yaratılmış. Altın insanların yaşadığı, hiçbir şeyi ekip biçmeye zaman ihtiyacı olmadığı, her şeyin kendiliğinden çıktığı, insanların huzur içinde savaş, ölüm, kan, dehşet olmadan yaşadığı bir dönem. Kronos'la savaşıyorlar fakat dediğim gibi güçsüz olunca yardım gerekiyor. Kimden? Hekaton Kariz'den, Kikloplardan. Kikloplar demirciler. Yani bizim İskandinav mitolojisindeki cüceler gibi. Onlara 3 tane büyük silah yapıyorlar, önemli silah. Zeus'a bildiğimiz o yıldırım mızrağını yapıyorlar Zeus'a. Poseidon'a trident dediğimiz çatallı Slardar silahı yapıyorlar. Slardar. Slardar. Yok, bilmiyorum. O genelde oyunlarda böyle şimdi her şeyi birebir kullanmıyorlar da. Mesela o da denizden, sudan gücünü alıyor. Hep onda da trident var mesela. Triton var mesela. Triton oğlu. Benim bildiğim ama Slardar ismini duymadım. Duymadım yani. Belki baksam hani hatırlarım belki de yok, yani hafızamdan silinmiş. Hafızamdan silinmiş de olabilir. Poseidon onu veriyor. Üçlü trident'i veriyorlar ve terör başlığı diyebileceğimiz ya da vahşet başlığı diyebileceğimiz başlığı da yok. Helmet of Terror İngilizcesi böyle. Yani bizdeki de vahşet başlığı ya da vahşet miğferi diyebileceğimiz miğferi de Hades'e veriyorlar. Hades onu giydiği anda görünmez oluyor. Gidiyor Titanların silahlarını çalıyor mesela. İşte Poseidon vurduğu zaman depremler, işte efendim büyük denizde dalgalanmalar, işte tsunamiler falan oluşuyor. Zeus da şimşeği çaktığını götürüyor. Ama o kadar gene savaş devam ediyor yani. Savaş kolay kolay bitmiyor. Fakat en sonunda Kronos'u dize getiriyor Zeus. Titanların güçleri ne bu arada abi? Titanlar tanrı yani. Onlardan önce olmuş. Dolayısıyla her birinin ayrı gücü var. Savaşma kabiliyetleri var. Mesela tam olarak şudur diye bir şey anlatmamışlar ama onlarca yıl savaşın sürdüğünden bahsediliyor mesela. Zeus ve yani Olimpos tanrıları ve Titanlar arasında. Sonrasında Kronos'u dize getiriyor. Ve Kronos Tartarus'a hapsediliyor. Ha bu arada bazı Titanlar Olimpos tanrılarından yana oluyor. Kim? Prometheus. Epimetheus. Tabii. Epimetheus kim? Epimetheus da kardeşi. Prometheus öngörü demektir. Epimetheus da son görü demektir. Allah Allah. Tabii. Prometheus yani her şeyi önceden görür. Böyle neyin ne olacağını, savaşın nasıl olacağını görüyor. Olimposluların kazanacağını biliyor. Onun için onların yanına geçiyor. Evet, kardeşi Epimetheus'u da karşılıyor. Onların yanına geçtiği için aslında kazanıyorsalar. O da olabilir tabii ki. O ama tarihte, öyle değil. Tarihte geleceği görmenin paradoksu burada başlıyor işte. İşte o yüz kollu canavarlar da çok yardım ediyorlar tabii Zeus'a. O da önemli bir şey. Onu da şeye koymak evet lazım yani. Sonradan ödüllendiriliyorlar zaten. Hasılı savaşı Zeus kazanıyor. Bunun üzerine Gaia küplere biniyor. Ve Uranüs'le beraber tekrar birleşip Tayfun'u doğuruyorlar. Tayfun bütün tanrıların, Olimpos tanrılarının korkulu rüyası. Öyle bir canavar olamaz. Bütün canavarların da babasıdır Tayfun. Olayı ne peki? Tayfun'un olayı şu, çok güçlü. Gaia düşünsene ilk tanrıça doğuruyor yani. Hani evet, tekrardan var ediyor ve Titanları yenilgisine üzüldüğü için, onların hapsedilmesine üzüldüğü için. Onlar Tartarus'a kapatılıyor, evet, üzerlerine demir kapı vuruluyor. Başlarına da gardiyan olarak da Hekaton Kariz'ler konuluyor, yüz kollular. Şimdi Tayfun savaşmaya başlıyor. Bütün tanrılar kaçıyor. Öyle ki denize dalıp balık oluyorlar mesela. İşte bu balık burcuyla alakalıdır mesela. Allah Allah. İşte Afrodit ile beraber Eros'un suya girip balık olması meselesi balık burcuyla alakalıdır. İki balık görürsün ya balık burcunda. Evet, evet. Onlardır o.